suyu. Kaldır. Anne. Annem geldi. Tamam. Bak bir bana, kafanı çevir. Tamam. Biz Kocaeli'den geliyoruz. İnşallah. Seni kurtarmaya. İnşallah. Geldik, tamam mı? Tamam. İyi misin, bir göreyim seni. Tamam. Tamam canım. Tamam annem. Hadi. 99 Gölcük depreminde babamla beraber bir 5-6 saat kadar enkazda kalmıştım. Bugün de bu afet 11 ilde yaşanınca birinci saatinde yola çıktık. İnsanlarımıza faydalı olmak için. İnsanlarımızı enkaz altından almak için biz de yola çıktık. Arkamızı düşünmeden çıktık. İkinci gün birinci saatte Kocaeli'de çıktık. Yaklaşık bir 14 saatlik yolculuk sonrasında Kahramanmaraş'a ulaştık. Kahramanmaraş'ta ulaşımımız çalışmaya başladı. Beşinci günde Hatay'a geldik. Hatay'ın Antakya ilçesine. O günden beri de burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Sonra bulundum. Bir tane bebeğimiz vardı. İsimlerini hatırlayamıyorum. Birçok arkadaşlarla beraber enkazda canlı arama kurtarmasının faaliyetinde bulduk. Canlı da, vatandaşlarımızı canlı olarak da enkaz altından aldık. Yani faydalı olursak ne mutlu bize. Derdimiz insanlara faydalı olabilmek, canlarını kurtarabilmek. Bizim itfaiye ekiplerimiz aslında arama kurtarma konusunda özel bir eğitim alıyorlar. Sürekli olarak tatbikatlarını yapıyorlar. Normal zamanlarda Kocaeli'de denizde kurtarma faaliyetleri yürütüyorlar. Ama sahil zamanlarda eğitimlerini düzenli olarak alıyorlar. Biz afetlere hazırlık anlamında 3 tane tır hazırlamıştık. Bunlardan bir tanesi itfaiyenin acil müdahale tırı. Onun içinde yatakhanesinden müdahale ekipmanlarına kadar her şey var. Bir afet anında tıra atlayıp afet bölgesine hızla gidebiliyorlar. O gün de oraya ilk varan ekiplerden bir tanesi bizim ekibimizdi. Afetten bir saat sonra yola çıktılar. Tahmin ediyorum akşam saatlerinde oraya varmışlardı. Çok güçlü bir kadroları var. Ama kadronun gücünden, ekipmanın gücünden, aldıkları eğitimin kalitesinden daha önemlisi çok sağlam bir yürekleri var. Gerçekten çok sağlam bir yürekleri var. Cesaretle o enkazların arasına giriyorlar. Evet, tedbir alıyorlar. Ama sonuçta tedbir aldığınız binanın yan tarafında bir ilave arşi depremin ardından yıkılabilecek binalar da duruyor. Oraya girmek cesaret istiyor. Amatör bir ruh istiyor. Yurt dışından gelen profesyonel ekipler var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Çok güzel işler yapıyorlar. Ama mesela onların asla girilmez dediği binalara bizim arkadaşlarımız giriyor. Bu başka bir ruh. Bunu imanla yaparsınız. Bunu cesaretle yaparsınız. Arkadaşlarımız o manada gerçekten birer kahramanlar. Başka kelime bulamıyorum. Şu ana kadar 82 tane vatandaşımızı canlı olarak enkazdan çıkarttılar. 22 tanesini Maraş'ta, İlkan'da oraya gitmişlerdi. 15 tanesini Adıyaman'da. Toplamda 82 vatan, diğerlerinde Hatay'da olmak üzere toplamda 82 vatandaşımızı kurtardılar. Başka bir duyguyla orada yaşıyorlar. Buradaki olup bitenleri en iyi anlayan ekiplerden biri biziz, buna eminim. Biz bu depremi 1999'da yaşadık. Ne anlama geldiğini biliyoruz. Birçoğumuz yakınlarını kaybetti. Sakat kalan akrabalarımız var. İtfaiye ekibinde de, kurtarma ekibinde de o arkadaşlarımızdan var. Dolayısıyla manevi başka bir bağla da oraya bağlılar. Hani eskiden itfaiye teşkilatları tulumbacılar olarak adlandırılırmış ve o aynı zamanda bir kahramanlık hikayesiymiş ya. Aynı o ruh sanki. Arkadaşlarımızdaki ruh amatör bir ruh. Kendileri profesyoneller ama ruhları amatör ve kahramanca çalışıyorlar. Hepsini yürekten kutluyorum. Ablacığım. Faruk. Bir saniye. Dakika. Ablacığım. Efendim. Sana çok yakınız. Evet. Birazdan seni alacağız. Şu bilgiyi de sana söyleyeyim ablacığım. Tüm yakınların kurtuldu. Hiçbir sıkıntıları yok. Herkes hayatta. Seni de buradan alacağız, kavuşturacağız. Tamam mı ablacığım? İnşallah. Sen hiç panik yapma.
Sakinliğini koru. Yeğenim Mehmet burada, sen de konuş. Çok yaklaştık sana. Yeğenim Mehmet de burada. Birazdan onu da alacağım buraya. Konuşacaksın, tamam ablacığım? Tamam. Hafsa değil mi senin ismin abla? Efendim? Hafsa mı senin ismin? Evet. Tamam ablacığım. Tamam, geliyoruz, az kaldı, dayan biraz. Kocaeli itfaiyesinden geliyoruz biz. Senin için Kocaeli'den kalktık geldik buralara kadar. Madenci arkadaşlarımız da var. Beraber kurtaracağız seni inşallah. Işığımı görüyorsun. Şimdi birazdan da sana bir parça uzatacağım. Demir uzatacağım. Bakalım senin yanına geliyor mu o? Dokunabiliyor musun ona? Tamam mı ablacığım? Ellerin serbest değil mi? Sıkışık. Tamam bakalım ablacığım. Tamam. Tamam, az dayan, kurtaracağız seni. Ben şöyle söyleyeyim, benim 3 aylık 3 çocuklarım oldu, 3 çocuklarım. Dün 5 tane canlı çıkardık, 2 tanesi çocuktu. Yani her canlı çıkardığımızda, büyük çıkardığımızda anne babamız yerine koyuyoruz, yaşıyoruz. Yani bu duygunun tarifi yok, kesinlikle yok yani. Yani bu, yani kelimeyle kifayetsiz kalıyor yani. Konuşmakta bile zorluk çekiyoruz, öyle diyeyim ben size.